Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. E, 478 sözlerden soru sormak serbest. Ama mevzuyla alakalı. Şimdi kalkıp da bu mevzuyla alakalı cenaze yıkayabilir misin sorarsan ayıp olur. Nereden çıktı diye. Böyle dedim bir yerde. Soru sorabilirsiniz dedim. Adam demek ki kendisini soru sorma mecburiyeti hissetti. Hocam dedi cenaze yıkayabilir misin? Dersin ortasında. Dedim sen öldükten sonra kim bir şey olmasa en azından araba yıkama fırçasıyla yıkarlar seni. Dedim, endişe etme. Bana tuhaf tuhaf şeyler geliyor ya. Dördüncü hat ve adım demek. Adım atma. Sondan başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü şeyin halikün ila veçe. Ondan başka her şey yok olacaktır. Bunun Mektubat 59'da değişik bir şekilde izah ediyor. Burada başka anlatıyor. Orada mahiyetini anlatıyor. Burada hakikatini anlatıyor. Değişik değil. Sureti var, hukuku var. İnsandaki karşılığı var. Dimadaki karşılığı bu ayetin. Kalpteki karşılığı ve fiildeki karşılığı. Neyse bir şey ehli ihtisas için konuşuyorum. Ya bir öyle bir böyle diyenler için söyledim. Burada hakikatini anlatacak. Mektubat 59'da orada mahiyetini anlatıyor. Hani Allah'ın dışında her şey hesap verildikten sonra kainat, kıyamet kopuyor, haşir meydanı kuruluyor. Haşir meydanı her şey bittikten sonra her şey ölüyor. Vücuttan, kudretten ilme döndürülüyor. Orada Azrail de dahil. Ölüm de dahil. He? Ölüm de dahil. Ölüm de dahil. Yok olmuyor ama. Yani ölüm orada değil. Ölüm orada değil. O ölüm başka yerde. Yok yok. Yani Adem'e gitmiyor. Daire-i vücuttan daire-i ilme geçiyor. Yani daire-i vücuttan daire-i ilme nasıl oluyor? Şöyle. Konumuz o değil ama şu kadar parça anlatayım. İkiniz de tıpla alakalı oturduğunuz için ikisi de tıpçı. Şimdi bu akılla bulunan bir şey değil şu anda söyleyeceğim. Tenkite, eleştiriye açıktır. Akılla bulduğum bir şey değil yani. Şimdi Adem var ya Adem. Adem. Hiçlik. Adem değil. Belki ifadede telaffuzunda yanlış olur. A çekerse varlık. Lugatta insan deniliyor. Vücut. Adem onun karşıtı, karşılığı değil. Adem o kadar korkunç ki Adem cehennem ona çalışıyor. Cehennem Adem alemleri hesabına çalışıyor. Sen nereye çalışıyorsun? Hastaneye çalışıyorsun. Doktor. Sen nereye çalışıyorsun? Falan yere. Sen bir elemansın yani. Aslı kuruluş değilsin. Aslı kaynak değilsin. Sen kışırsın, lup değilsin. Tamam. Bu örnekten veriyorum. Cehennem asıl değil, azap yeri. Cehennem de dışa vuruştur. O da bir şey hesabına çalışıyor. Adem alemleri hesabına çalışıyor. Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Bir şey anlatacağım şimdi de. Bu vicdanidir yani. Onun korkunçluğu. Şimdi bir vicdan düşünün burası. Tencere gibi. Aşağıdan ateşi verdiler. Tencere kaynıyor. Yani demek ki bir şey var da yani alttan yakıyor. Biz sırf tencereyle muhatabız.
Allah kimsenin başına vermesin. Vicdan korkunç dehşete kapılıyor. Cehennem dahi olsa buna girmek istemem. Bir daha söylüyorum. Cehennem onun adına çalışıyor. Ona çalışıyor. Oraya sevk ediyor. O değil. O değil. Yani mülktür. Melekutu Adem'dir. Kaynatıyor vicdanı. Vicdan dehşete kapılıyor. Canlı ve ruhludur. Vicdan dehşete kapılıyor. O Adem'in dayatmasında. Bu sefer bağırıyor yani. Vicdan feveran ediyor. Feveran ediyor. Yardım kimden isteyecek? Yardımı kalpten istiyor vicdan. Kalpten bir şubesi olan dimağı aktif ediyor. Dimağı aktif ediyor. Dimağın aklını da aktif ediyor. Bu neyin nesi? Bunu çöz. Buna karşı tampon ve çözüm üret. Bu korkunç şey. İpini koparmış bu. Akıl devreye giriyor. Akıl ise cihazdır. Yöntemle çalışır. Kuralla çalışır. Malzemeyle çalışır. Realiteyle çalışır. Akıl eğitmemizi bize vermişler. Aklınızı başınıza alınız. Alınmadığı da var. Aklın yöntemleriyle. Akıl eşya arasındaki ilişki ve çelişkiyi çözer. Yani şu varlıkta iki şey vardır. Bir hadisedir, bir de eşya var. Başka bir şey yok. Şimdi akıl eşyalar arasında, benim gözle bunun arasındaki ilişkiyi, bu beyaz da efendim karan siyah çelişkiyi, bunlar güneş vesaire. Akıl böyle çalışır. İlişkiyi ve çelişkiyi, karşıtı ve karşılığı çalışır. Yani akıl bu malzemelerle çalışır realite. Akla hamlettiler mi vicdan ve kalp? Bu aşağımızda fokur fokur çağır. Ona çare akıl bir devreye giriyor. Tanımlayamıyor orayı. Vicdanın altını tanımlayamıyor. Anlayamıyor, kavrayamıyor. Neyin nesi yani? Mekansız mekan. Varlıksız varlık. Bir şey yok. Karşılığında kıyaslayacağı bir şey yok. Bir şey yok. Akıl bakıyor. Ulan ben bunu çözeceğim ama ne var ya? Bir şey var ama yok kendisi. Bir şey yapacağım ama kendisi yok. Ne yapacak şimdi? Yok kendisi. Dehşet var. Vahşet var. Vahşet de değil. Vahşetsiz vahşet. Var ama ne diyecek? Kendi realitesine girmemiş. Kendi sahasına girmemiş. Akıl ne yapacak bu sefer? Allah Allah. Benzetme yapacak. Bizzat kendisine tanık değil, şahit değil. Onu kavrayamıyor. Bu sefer o Adem denileni ben buna çare üreteyim. Bu nereye benziyor? Diyoruz ya işte bu sokak mıydı? Vallahi buna benziyordu. Ya bu ev miydi veya bu adam biraz sesi vesaire benziyor ama bilmiyorum, emin değilim. Akıl bu sefer onu kendisine şahit değil, ona bir benzetme buluyor. Hemen deposuna dönüyor. Bu neyin nesidir? Akıl kendi deposunda arıyor. Ona en yakın tanımlayacak bir sıfat buluyor. Korku. Ne korkusu? Ölüm korkusu. Oysa ölüm korkusu bu değil. Aklın acizliğini, yani izah edemediği, yorumlayamadığı, kavrayamadığından dolayı ona en yakın bir benzetme yapıyor. Ölüm korkusunu öne çıkarıyor. Ölüm korkusu zannetmiş bu korkuyu. Bu sefer bu korkuyu hissediyor ama öne çıkarttığı bu nedir? Ölüm korkusu. O zaman ölüm korkusu nedir? Tanımlanamayan, izah edilemeyen, kavranılamayan, ihata edilemeyen Adem'in dimağdaki dişe vuruşudur. Ölüm korkusunun kaynağı böyle çıkmış. Oysa ölümü Üstad 26. Lema'da
Çok güzel izah ediyor 13. ricada. 9'da var, 7'de var. 8'de var. Tahvili vücuttur, ıtlakı vücuttur, tebdili mekandır. Yani peki bu nereden çıktı? Buradan çıktı arkadaş. Korkunç işte. Şu anda ne yapıyorsunuz biliyor musun? Dersin başından beri dinleyenleri, sonra gelenleri demiyorum. Şu anda ta haberiniz yokken şu, bu enfusi anlatıldığı için şu anda vicdanın dibindesin, vicdandasınız. Yani enfusi dersler böyledir. İştene, 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 iştene ne konuşuluyorsa oradasınız. Şimdi ölüm korkusunu ifade edilemeyen, çözümlenemeyen, mayenleştirilemeyip dimağda ifade edilen bir şeydir diye böyle bir şeyi göremezsin tabii. Bir şey olarak, cümle olarak göremezsin. Ancak içerisinde göreceksin. Nasıl ki benim kelamımda dimağ var, dimağım var, kalbim var, ruhum var. Sima, en parlak ayna simadır. Lavabodaki sima diye ayna değil. Ne var orada? Burada, bu da et, bu da et. Ama burada batını dışa vuruyor, dışarıdakileri de içeriye alıyor. Formatını değiştirerek, gözüyle kulağıyla. Sima kadar parlak saydam bir ayna yoktur. Ruhu dışarıya vuruyor. Ha, şimdi bu mevzuda böyle bak. Küllü şeyün halikün ilafeçe ha, o haşir meydanı Azrail aleyhisselam da dahi ölecek en son. O vücut dairesinde Adem-i Haşa değil, daire ilime geçecek. Daire-i ilim cennetin altındadır. Cennetin üstü arştır. Altında cennet cehennemdir. Onun altında daire-i ilimdir. Onun altında da daire-i hayattır. Şimdi daire-i ilim. Ondan sonra tekrar o kısa bir zamanda an-ı vahitte olacak. Tekrar vücud-u harici çıkartılacak. Orada şey, burada ise o mektubattaydı o anlattığım. Anlattım bu kadar orası 59'da. Burada ise hakikatını yani bu ayetin bizdeki işlevi nedir? Nasıl işliyor? Balıktan bahsetmeyeceğim. Balık nasıl tutuluyor? Derste yani böyle bir kavramsal bir şeylerden bahsediliyor da uçuk kaçık falan. Yani ben en çok şu. Tam da bu nedir yani? Nasıl varılır? Nasıl kendisini gösterir? Ben çareyi nasıl bulacağım? Mektubattaki mahiyeti mi dediniz abi? Mahiyeti. Buradaki hakikati. 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 Hakikati bu. Hakikat çok önemli. Küllü şeyin halikün ilafeçe. Şimdi bütün dertlerimizin dermanı psikoloji noktasında hep derslerimizde böyle işlenen ders dimağda, kalpte ve eylemde. Mutlaka işlevinden bahsedilecek ki karşılık bulsun yani balık nasıl tutulur? Dedin ettim falan hayrette kaldı, dehşette kaldı adam. Dersten sonra çıktı. Tamam da ne yapacağım? Hiç. Öyle oldu. Değil. Adım nasıl atacağım? O işleniyor hakikatlarda. Yani sıkıntının da kaynağı çözümü olacak. Abi ilimden kudrete, kudretten ilime her an geçmiyor muyuz? Geçiyor. Farkında değiliz. Peki niye biz ayrıyeten Allah daire-i kudreti tamamen daire-i ilme taşıyacak? Şimdi ruh bunu fark ettiği için o dehşeti almıyor. Ruh şöyle diyeyim, daire-i ilim, cennet, arş, lef-i mahfuz, arş azam. Ruh burada olduğu için burada olan hadiseleri tıntın etmiş ruh. Onun için dehşet vermiyor ona. Hmm. Hocam onu biz zaman olarak algılıyor değil mi? Evet. Yani değil. Her an yaratılışı. Evet. Her an yaratılışı biz de sadece zaman olarak algılıyor. Zaman yani. Zamanı al, her an kayyumiyet tabii. O zamanı mesela kayyumiyet ben şekilde farklı işte bu şekilde yapıyorum. Var olup yok olması var ya zaman demek. Her an zaman olmuş mu? Olmazdı zaten. Şimdi ruh daha yüksek mertebede olduğu için daire ilimde cereyan eden hadiseleri fazla şey yapmıyor. Yalnız bunu aklı etkiliyor. Akıl da üst olduğu için biraz da bunu da şey yapıyor. Ama orada öyle değil. Orada ruhlar da buna dahil olacak. Burada ruhlar dahil değil. Varlık. Çünkü
esmaların tecellileri ilimden kudrete, kudretten ilme geçiyor. Biz esmanın dışa vuruşu değiliz ki. Bizim sıfattan gelen yönümüz var, şuunattan gelen yönümüz var. Esmadan üstün özelliklerimiz olunca, esmada cari olan dayatmalar sıfattaki veya ruhtaki özellikleri etkilemiyor. Onun için fark ettim, burada dehşet almıyoruz farzda. Küllü şeyin halikün ila vece, her şey, ondan başka her şey yok olacaktır. Dersini verdiği gibi. Yani bu bizim ne işimize yarayacak bugün gündelik hayatta? Yani bu insanların bu hallerinde. Nefis, kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Bu okuyup geçersen olmadı. Nefis nedir? Bir kere onu çöz, bir kavramdır. İçini dolduracaksın. Bu lugat kimliktir. Nüfus cüzdanı, cilt no, sayfa no. Ama tanım ve simgelerin taşımış oldukları kültür var. Bu kavramların bir tarih var. Bir gelenek var. Bir içsel doğuşlar var yani. Onu kalıplarla ifade etmişler. O kalıpların adı kelamdır. Mesela onlardan bir tanesi nefis. Nefis deyince böyle bizzat kendisinin kötü. Nefis deyince his, heves, heva, tabiat. Halitasının hulasasıdır. His, heves, heva, tabiat. Şimdi bu sistem, bunun adı sistem, nefistir. Bu his, heves, heva kendini serbest ve müstakil biliyor. Nefis mi, nefsi emmare mi? Nefsi emmareyi kastediyor bunu. Nefsi emmare değil mi? Tabii tabii. Çünkü ona da girersek, hep tanımlamayı biraz da tanımlarsak, bu sefer dipten çıkamam diye. Nefsi emmare. Yoksa öte... Ama nefsi mülümeye geçince, bugün de anlatmıştım bir yerlerde, nefsi mülümeye geçince nefsi emmareyi de bırakmış olmuyorsun. Mesela üniversiteyi okudunuz. Üniversite okurken 2 artı 3 kaç yapar? 5. Bunu üniversitede kullanmıyor musunuz matematik? Ama bu bilgi ilkokul bilgisi. Yani üniversiteyi geçin diye onlar sıfırlanmıyor. Yani nefsi mülümeye geçince nefsi emmare yok olmuş olmuyor. Onu kullanıyorsun. Evet, kendini psikolojide kullanacağız ha bunu bak şimdi. Demek ki psikoloji bozuk, bu sistemin bir tanesi veya birkaç tanesinin bozulmasından kaynaklanıyor. His, heves, heva, tabiat. Telefonu kapatın. Kapatmayı unutmayın. Kendini serbest ve müstakil bizzat mevcut bilir. Serbest, müstakil, mevcut. Allah'tan kopuk bir hayat bu. Yani bu sistem böyle çalışıyor. Bize dayatmaları bu. Allah'tan kopuk olunca olayları yorumlayamazsınız. Yorumlayamayınca ne nedir, nereye göre? İnsanın değeri bulunduğu yere göre değildir. Gidecek olduğu yere göre kendisini yorumlarsa o insan ne olduğu anlaşılır. Ahireti kapatın. Ahireti kapatın, dünya ne olduğunu bilemezsiniz. Nedir? Ne nedir? İhtiyarlık nedir? Hastalık nedir? Ömür niye herkese farklıdır? Niye ölüyorum? Niye toprağa giriyorum? Kabirsiz, ahiretsiz izah edemezsiniz. İzah edilemez. Kişinin değeri bulunduğu yere göre değil, gidecek olduğu yere göre kendisini yorumlamasıdır. Değeri odur. Şimdi... Psikoloji hastalıkların temeli, insan kendisini bizzat mevcut, serbest, müstakil bilir. Onda mevcut kay- nedir? Yani buraya koydum madem. Mevcut, benimle, yani bütüne getirilmiş demektir. Abi başlamadan, bilir dediğine göre demek ki bunlar öyle değil. Ha? Bilir dediğine göre öyle değil demek. Değil. Yani mevcut, müstakil ve bizzat. Bilir. Bilir. Değil ama. Bilir dediğine göre öyle değildir. Değildir. Şimdi mevcudu sordu. Bütüne getirilmiş. Yani şu. Vahdetle tevhid arasındaki fark. Yani hep
okuduk geçiyoruz değil mi? Vahdet sistemin birliği. Allah'ın birliği değil. Sistem. Bu sistem birliğine vahdet denilir. Bu sistem sahibine vahidiyet denilir. Bu tevhid ise bu sistemin birliği bende var. Bu bendekini fark edip kainatı onaylarsan buradakiyle tevhid oluyor. O zaman ama Furkan olursa işte mevcut demek bu anlattıklarımın yani bendekilerin bendeki bütünü bütüne getireceğim. Bütüne gelen insanın kainatı bütün görebilmesi tevhid. Yani gene Allah değil haşa insan da değil. Yani ağaç kainatın sistemini insanda hulasalandığını bu hulasa ile kainat anlamlandırması. Tevhid. Tevhid sırrıyla. Çok güzel sordun Allah razı olsun. Mevcut nedir de? Mevcut nedir? Çok basit gibi okurken mevcut deyip geçiyoruz ya. Evet. Ne demek mevcut? Ne demek ya? Allah aşkına ya. Ben suret hakkında 1,5 sene uğraşıyorum. Vahdet tevhidi de çok güzel. Evet. Hoş oldum. Vahdet, vahidiyet, ehad, ehadiyeti de anlatıyor. Yani vahdet kainattaki birliğin adı mı var? Evet. Vahdet Allah değil yani. Farklı farklı parçalar olan denizdir, dağlardır, itme, çekme, alem-i şehadet, alem-i gayb, yani cehennem, cehennem. Bu kadar alem-i şehadetteki farklılıklar. Ama bakınca parça parça ama hakikati itibariyle tek bütündür. Sistemin bütünlüğü. Mesela şöyle diyeyim. Burada kimya yok mu? Var. Fizik yok mu? Matematik yok mu? Ama biz bunu kaleme aldığım zaman matematik bu. Lan böyle bir şey yok yani burada. Matematik değil. Ben ona matematik diye tanımladım. Fizik diye bir şey yok yani. Hepsi bir bütün. Burada kimlik de var, biyoloji de var, kimya da var, matematik de var, astroloji var, güneş de var, her şey var. Ben onu kaleme döktüğüm zaman parça parçalar oldu. Ama oysa bu bir bütün. Ha, kainatın bütünlüğü vahdet. Biz ahiret alemiyle şu bulunduğumuz alem de Aynen. Evet abi. 18 bin alemi. Allah razı olsun. Sırf alem-i şehadet değil Arif'in. Evet. Yani 18 bin alem. Mesela diyelim ki cehennem olmazsa veya cennet olmasa cennet tazip etmez diyor. Bak cennet olmasa cehennem tazip etmezmiş. Cenneti kaldırın cehennem yok oluyormuş. Adem'i sökelim cehennem denen bir şey yok. Cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Vermez. Mesela cehennem sıfattır. Lüp değildir. Lüp Adem'dir. Bir tanesi dedi abi yeni bir şey mi getiriyorsun sen dedi ya. Vallahi var olanın üstünü açıyoruz. Var yani sen bir bak. Bu cehennem netice olsaydı cehennem Adem alemleri hesabına çalışmazdı. Ben bir yere çalışıyorum. Yani oradaki Adem alemleri bizim iç alemimizde hani düşünce alemimizde ya da ruhumuzda oluşuyor. Nasıl gözükür dedi. Bu işte bak ders böyle yani. Yani tam bu ders de bana ne kazandıracak? Ne yapar biliyor musun? Bendeki karşılığı diyor değil mi? Evet. Bendeki nasıl karşılığı olur? 339'da sözlerde. Bunun hakkında herkes farklı şey yapar da ben çabuk olsun. Yeisin zulümatından. Yeisin. Kimsesizliğin vahşetinden. Erva habisinin izacatından. Bunların diğer şeyler var. Bu vahşetin dehşetinden, bütünü bu dördünün bütünlüğünden insanda bir hal olur. Çünkü yeisi şeydedir. Ancak kafirlerde olur ve şeytandadır. Yeisin zulümatından. Kim? Karanlık aklidir. Karanlık aklidir. Zulümat diyor. Sen bunu zulümatı karanlık diye ifade edersen yanlış olur. Zulümat kalbidir. Karanlık aklidir. Karanlık gece değildir. Gece alemdir. Geceyi karanlık doldurur. Gece alemini karanlık doldurdu diyor. Geceyin karanlığında. Gece herhalde Üstad aydın mı olacak? Niye israfı kelam ediyorsun? Gece karanlığında diyorsun. Gece dedi geç. Çünkü gece karanlık değil. Geceyi dolduran bir şey var. Gece karanlığında demiyor. Gece karanlıkta diyor. Evet. Karanlık evet. Çok önemli. Çok ilginç. İşte bu eylem itibariyle Adem bizde nasıl gözükür? Bir,
Yeis'in zulümatından, yeis, yani içsel bir çöküntü, zulümat kalbidir. Ondan sonra kimsesizlik insana ne getirir? Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Yani eyleme dönüştürün, cemaatsız. Kimsesizliğin vahşetinden, yani vahşet sahipsizlikten, dağa gitmişsin, böyle bir dağ düşünün, timsahlar, viran var, çıyan var, o bir tane var ya onlardan daha beter bir tane var, köpeklere benziyor, çakal gibi bir şey var. Sırtla, en dehşet aldığım şey o. Yani acayip bir şey, bunun kadar korkunç bir şey. Vallahi onu seyrederken videosunda silah alasım geliyor. Korkunç ya, ötekisi yiyor bitiriyor hemen. Yani bu bazen tutuyor, kolay. Korkunç bir şey. Neyse, böyle bir ormandasınız. Bir tanesine kaçsan ötekisini. Engerek ilanına gidiyorsun, ona gidiyorsun. Yani kimsesizlik vahşeti böyle. Yardım edecek kimse. Kimse yok. Bak bir adam düşün, yeisin zulümatına düşmüş. Kimsesizlik vahşetine düşmüş. Erva-ı habisinin izacatı var. Dırrrr. Taciz ateşleri var. Aha ölüyorsun. Aha kalp kriz geçiyor. Aha tansiyon var. Aha bilmem ne. Cehenneme gittin. Şey yaptın. Senin hakkında böyle. Erva-ı habi izacat taciz ateşlerinden. Bu vahşettir. Bunun dışında insanda içsel bir çöküntüler var. Vahşetler var. Bunların dehşetinden. Ne yapacaksın? Cehennem bir şey değil ki. Cehennemin cehennemi bunlar işte. Cehennemin daha beter. Beterdir diyor. 741 miydi sözde? Ha böyle dönüşüyor. Yani eylemsel olarak Adem'i şöyle yapabiliriz. Yani kimsesizliğe mi düşmüş adam? Mesela diyelim ki öleceğimi ben gidiyorum. Ha. Adem vicdana, vicdanda dima da yorumlayamadığı için kendisini bloke ediyor. Öleceğim, ölüyorum. Kendim ki, hatta öyle insan var ki, Allah Allah, bugün niye iyiyim ya? Kötü olmam lazım. Acayip. Alo, olanı söylüyorum size, yalan mı söylüyorum? Abi, buyurun. Abi, sence ben niye bugün iyiyim? Arkadaşlar, bu da adama, bu da Nurcu. Ama düşüyor işte. Bunlar nedir biliyor musun? Yorumlanamayan ademi sıfatlar. İşte Adem'e götüren sıfatlar serbest, müstakil, mevcut bilip kendi hayatını yaşayanlarda olur. Bir daha söyler misin ya? Bunlar dediniz ya. Bunlar serbest, müstakil, bizzat kendisini mevcut zannederek Allah'tan kopuk bir hayat tarzını düşünüp yaşayanlarda olan haller. Tevekkül bir yerde sıkıntı var. Tevekkül olanda ve tevekkül ve teslim yok. Mesela varis ismi diyelim, varis. Varis ismi, herkes bir şey diyor. Varis ne biliyor musun? Benim anladığım varis. Tefekkür bir yöntemdir. Fikir bir yoldur. Fikir yoluyla diyor. Her şeyi yerine oturtunca tefekkür şey oluyor. İçe taşınıyorsun. Şimdiye kadar taşınamamamızın sebebi ülfeti ilim telakki etmemizden kaynaklanmış. Okuyor. 50 defa da okusan külliyatı, sen onu tanımlarsan aleminde, o zaman oraya taşınıyorsun. O zaman keyif veriyor. Doyamazsın o zaman külliyatı. Bak, fikir yoldur. Tefekkür yöntemdir. Gittin değil mi? Tefekkürle gittin. Allah cevap verdi tefekkürle. Bir hal oldu mu? Ha, o mananın varisisin. Allah diyor ki bunu yay. Peki hocam, o yansıma nasıl olacak? Yani okuyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz. O tefekkür, yani, onun gelip gelmemesini. Ha, onu gelip mesela tefekkür edince. Yani herkes okuyor. Herkes diyelim sizin düşündüğünüzü göremiyor. Yani size gösterilenleri göremiyor. Birinci sebebi şu. Ne olmak istiyorsanız sizden önce olanlarla beraber olun. Aynı şeyler. Mesela tek başına futbol oynayamazsın. Bir de kumar bile oynanamaz. Yani ne yapmak istiyor? Muzakkeri ilmeği yapmadan bunlar çıkmaz. Osmanlı'nın çökmesine sebep diyor. Medreselerde muzakkeri ilmeğinin kaldırılması. Enfusi tefekküre geçiyorsun o zaman. Mülk bitince o zaman artık tanıklık, şahitlik olacak. Yani tefekkür ettiğin zaman o manalar akıyor. Tefekkür edebilmek onaylanmaktır. Onaylandığın için tefekkür ediyorsun, edebiliyorsun. Edemiyorsan onaylanmadın. Çünkü namaz bile öyle.
huzuru layık kabulün göstergesi. Evet, bir nevi diyor miraca kabulün olan, yani ruh miraç yaparsa bu sefer beden arzda namaz kılar. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Bir de bu enfusi dersler zemin oluyor Hasan abi. Zemin oluyor. Farkında olmadan, mesela dünkü derste hatırlıyorsun, ceddüdü bir iman eküm dedi. Hiç alakası yoktu değil mi? Evet. O şeyle. Fakat onda da farkında olmadığı bir zemin olmuş ki başka bir yerde la ilahe illallah'ın orada şeyine vesile oldu. Farkında mısın? Çok ilginçtir yani. Mesela lastik patladı. Ne diyoruz? La ilahe illallah. Bir şey oldu, olumsuz, sinirlendik. La ilahe illallah. Kız, la ilahe illallah ya Muhammedur Resulullah, zor diyoruz. Hep böyle şeylerde niçin la ilahe illallah hemen diyoruz? La ilahe illallah. He Mehmet, lazım mı? La ilahe illallah. La, korkuyorsun. La ilahe illallah. Şirklerden arınmak. Mesir-i Hakiki'yi arıyor ruh. Senin şuurun olmasa bile ruh arıyor. La ilahe. Bunlara takılma. İllallah. Eleştiriyle başlıyorsun. Dikkat ederseniz illallah hiç demiyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hep la ilahe illallah. Çünkü o kadar şirk var ki. Şirk yapıyoruz. Lastiği patladı. Çivi patlattı. Şirk. Yani tefekkürümüzün karşılık bulmasının şeyi nedir? Tefekkür ediyoruz ama bir karşılığı gelmiyor. Karşılığı eylemsel itibariyle. Eksikliğimiz nerededir acaba? Yok. Tefekkür etmenin bizde verilen cevabı müsbet bir enerjidir. Ruhsal bir hal. Dindeki adı feyizdir o. Yani nasıl anlayacağız tefekkürümüze cevap verilmesi? Eylemsel. Neyi eksik yapıyoruz da karşılığını alamıyoruz. Onu alamıyorum. Evet. Alamıyorsan birincisi tefekkür yönteminde eksiklik var. Terkler yok. Tefekkür kim yapabilir? Terkleri yapanlarda tefekkür olur. Defişer. Defişeri yapabilen. Mesela televizyonu seyrettin. Haberleri. Bir sürü olumsuzluklar yok. Allah canınızı alsın lan sizin be. Kapat lan hanım. Ha, şimdi serbest ve müstakbili. Nasıl bir şey? Düşün. Mümkün var mı? Böyle bir şey olur. Şey gibi değil mi abi? Bir kitap okudunuz veya Kur'an'dan sonra bir namaz kılıyorsunuz. De bir dizi izlemişsiniz, o sonra bir namaz kılıyorsunuz. Evet. Ne kadar bir feyiz alabilirsin bu namazdan? Bu geçen Murat abi bir ders yapmışsa inikas ve insibar diyor. Düzeltmek lazım, ondan sonra akıs. Yani evet, yani, düzelttikten sonra. Yoksa hiçbir şey olmaz. Olmaz. Dima, bunu söylediğim zaman 1,5 sene önce kafamı etini yediler ya. Bir ailem yok kardeşim. Defişe en büyük kölelik ilimdedir. En büyük kölelik ilimdedir. İlim subutu sıfattandır ve sıfattır bu. Zatı sıfat değil, şuunat değil, mahiyeti zatiye değildir. Eğer ilim yöntemle alınanla bir yere varmaktı. Hiçliğini bilmek, ilimle bildin, sonra da hiç olmak. Eğer ilmi maksut zannedip netice zannetsen köleleşirsin. Oradan çıkamazsın. İlmi ülfet, ülfeti ilim, ilmi ülfet zannetmesi. Yani kanaat edin. Tamam bildim canım. İlim, ilim vasıtadır, subuti sıfattır. Onunla taşınacaksın. Allah'ın sıfatıdır, Allah değildir. Onunla Allah'a. Hani diyor ya, 28 sene işkence, esaret. Tamam zalimin zulmünü gördük. Tam da kader neye müsaade etmiş? Üstad bak ne diyor? Yeni bir yöntem getiriyor. Diyor ki sen hizmet imaniye Kur'an'ı yenip şahsi kemalatına, feyzine sakın. Bir de cehennemden ve azaptan kurtulmana vesile yapmayasın. Oysa herkesçe makbul olan ve meşru olan, zararı olmayan bir şeyi hizmet imaniye Kur'an'ı faziletine, kemalatına, terakkine tabii ki vasıta yapacaksın. Herkesçe makbul umumi bir yola. Ama biz bütün meneli diliyorduk. Böyle ne yapar peki? Sen niye Allah'a böyle seviyorsun? Niye Allah'a öyle uğraşıyorsun? Niye Allah'ı seviyorsun? Niye ilim yapıyorsun? Beni cennetine koyacak. Ha bunun için. Tamam makbul ama Nurcu'ya makbul değil.
Sen niye bunlarla uğraşıyorsun Allah falan indir bindir falan? Ya cehennemden kurtulmak için. Avam için makbul, senin için makbul değil. Bizim böyle azaptan ve cehennemden kurtulma endişemizi koyacağız kenara. Cennet ümitlerini de koyacağız. Allah'ı bundan kurtaracak, buna sokacak diye değil, Allah Allah olduğu için seveceksin. Bunun adı Rıza İlahi. Bunun adı Rıza İlahi, evet. Makamı da aşk abi. Aşk. Aşkınlık çünkü. Aşk niye? Aşk ifadelenişi aşktır. Aşkınlıktır, coşmadır, taşmadır. Kendini geçmektir. Başka şey olmaktır aşk. Ben seni seviyorum diyorsa aşk değil, sevgidir daha o. Çünkü aşk seviyorum diyememek anıdır. Rıza ilahi üzeresi var mı abi? En son noktayı. Rıza ilahi. Evet. Yani rüyetten de. Tabii. Rüyet fiilen verilen cevaptır. O karşı ki tarafın. Evet. Çünkü burada müşahadetullah var. Rüyet yoktur. Ahirette rüyet şey var. Evet. Abi o tefekkürde abinin dediğinde mesela Nuzu dediniz ya telefonla aradı diyor ki bugün ben niye yiyeyim? Acaba onun karşılığı mıydı o gün? Evet o da olabilir. Bugün niye yiyeyim diye tabii o da olur. Öyle demek lazım en azından. Burada seviyorum öyle atölye çalışmalarını. Mana işçiliğini yapmayı çok seviyorum. İşçilik yapmak. Ustadımın tabiriyle talebelik yapmak. Böyle okuyan tefekkür etmiş ama depo sorunu yok şeye. Nurcuların ilim sorunu yok. Bilgi sorunu yok. Onu eyleme dönüşüm. Kullanamıyoruz. Enfüsü kullanamıyoruz. Mesela bunu herkes bilir. Kendini serbest, müstakil ve bizzat mevcut bilir. Kapattığında bunu. Bizzat mevcut bilir. Şimdi bunu bilince ne olur? Bunun psikolojik rahatsızlıklar buradan çıkıyor. Dima dağınıklığı buradan çıkıyor. Ondan bu üç sıfattan bir nevi rububiyet dava eder. Evet. Rububiyet dava etmesinin sebebi insanlığını kaybettiği içindir. Ben merak ederdim. Birbirinizi ilah edinmeyiniz. Ya kim kimi ilah edinecek ya? Ne ilah edinecek ki? Söyle. Nasıl ilah olur? İnsan insana ilah olur mu? Terbiye edici demek. Bakıyoruz şimdi bizi kim terbiye ediyor? Bakıyoruz ki abimiz mi terbiye ediyor? Annemiz babamız mı? Annemiz babamız mı? Öğretmen mi? İş yerimizdeki şey mi? Nefsimiz mi? Hevesimiz mi? Yoksa Rabbimizin Kur'an'ın düsturları mı? Hadisi gösterdiği şeyler mi? Baktığımız zaman daha çok bizi terbiye eden hep işte birbirimizi Rab edinmişiz. Evet. Haramı terbiye ediyor. İşte ben burada haramlar vesaire ne derseniz hepsi kabul. Benim vurgulamak istediğim şu. Bunlar hepsi doğru. Ama insan nasıl bu hale düşer diye. Çünkü insanlığını kaybedenler için insanların ilah olması kolay olur. Yani kendisini tanımamış, kendine yatırım yapmamış, kendisini sevmemiş, kendisine zaman bile ayırmamış. Kendini tanımayınca kendini sevememiş. İnsanlığından haberi olmayanlar insanların ilah olması kolay olur. Ya şu olabilir mi abi? Şimdi Cenab-ı Hak emir vuruyor Kur'an'da. Şunu yapın, bunu yapmayın. Ama bizim mesela birin insandan birisi diyor ki Allah'ın verdiği emri aykırı bir şey söylüyor. Eğer Allah'ı değil de onu dinlersek Ona Rab olmuş oluyor. Ama buna nasıl geldiğini söyledi. Adam kendini tanıyamamış ki Allah'a nasıl tanıyamamış. Niye böyle olduğunu söyledi. Diyor, tamam bu doğru. Buna niye geldi diye söyledi. Buna niye geldi? Taban, nereden kaynaklı? Evet yani adam mesela diyorsun ki bu haramdır. Senin hocan, abin bu hizmettir dedi. Ama Allah'ın dininde bu haram. Allah'ın dininde haram kişinin, hocanın, liderin nazarında hizmet. Şimdi Allah mı tercih edecek, kişi mi?
Allah biraz gayb. Bu azır. Peki bu nasıl tercih edilebiliyor? Niye tercih ediyor Allah yerine? Çünkü insanlığını kaybedenlere insanların ilah olması kolay olur. İnsanlar ilah olmuşsa ona insanlığı yoktur demektir. Onu nasıl kaybetti abi? Onu nasıl kaybetti? Birincisi bu sünnet-i seniye denilen şeye girmedi. Yola. Evet. Sünnet-i seniye sistemi. Çünkü sünnet-i seniye sistemdir. Bunu yapan bile uyuyor. Eğer sünnet-i seniye uyuyorsa onun doğasından çıkan değildir. Çünkü ben uyuyorum diyor. Uyduğuma uyunuz. Kendisinden çıksaydı ben uyuyorum demezdi. Uyun derdi. Çünkü bir yöntemdir. Bir sistem adıdır. Mesela mucizeler bile bir yöntemdir. O da bir kuralla işliyor. İlimle bilinendir. Tabii yani normal bir tecellinin dışında bir sistemdir mucizelerde. Devam ediyorum. Mabuduna karşı bir adavetkarın bir isyanı taşıyor. Yani insan mabuduna karşı bir adavet nasıl taşıyor? Böyle bir adavet şeyi yok. İkinci lemada anlatıyor değil mi? Ha, o eylemsel itibariyle yani tiryaki olduğundan sebebi mabuduna karşı adavet. Siz ne dersiniz buna bu cümlede Mehmet'im ne düşünürsün? Mabuduna karşı adavetkana bir isyanı taşıyor. Niye taşıyor? Çünkü serbest, müstakil, bizzat mevcut kendisini telakki ettiğinde Allah'tan kopuk düşünüyor. O yani mabud fikri onu orada rahatsız ediyor. Öyle bildiği. Evet, evet. Mabud niye? Bak serbest. Nefsin yapısında yani nefis derken arkadaşlar hep nefis deyince uzaklaşıyor kelam. Nefis demek onu demeyelim. Sistem. Bizde sistem çalışıyor. Bu sistemde içimizde bir içimiz derken iç dış karaciğe böbrekten bahsetmiyorum. Ben de şöyle bir sistem var. Sizde yok herhalde. Serbest, müstakil, mevcut. Böyle. Yani müstakil şey yapıyor. Yani birisine girmek istemiyor. Sonra bir teklif geliyor. Ya şunu yap diyor. Ooo diyor. Peki belayı çekiyor mu? Çekiyor tabii. Nasıl çekiyor? Eylemseli söyleyeceğim. Yaz geldi hem de lazım olur gençler. Haram denilen bir şeyin, farz denilen bir şeyin ahirete taalluk eden neticesinin dışında dünyada da bedensel bir karşılığı vardır. Mesela açık saçık geliyor kadın. Buna bakmak haramdır. Haramın bedensel karşılığı anlatayım. Yani bedensel bizdeki karşılığı dünyada. Kadına baktın değil mi? O kadından sana ruhunu bozduğuna göre ruhuna bir şey yüklendi demektir. Bir şey yüklendi. O kadının timsali sureti var. O kadının psikolojisi, cini, şeytani, erbağ habisesi, panik hata falan senin seviyene göre pat diye girdi. İçeriye virüs işlemeye başladı. Korucu yoksa bir de. He? O böyle bir şeyim yoktu. Ondan sonra bir gün sonra, üç gün sonra, bir hafta sonra sıkılıyorum ya. Nereden çıktı bu? Abi diyor ya bu nereden çıktı bu sıkılma? Cemiyete hastalıkta sirayet ediyor bu. Birbirine kopyala yapıştır, kopyala yapıştır oluyor. Bizde de antivirüsler aynı var. Şeyle hasta. Aynı, herkes aynı şeyle hasta olmasının sebebi aynı kaynaktan kaynaklanıyor bu mikro. Şey, herkes aynı. Salgın hastalık. Yani. Evet. Yani ben günaha bir tanesi dedik abi ne dedin ya? Günahın hani bir şey var ya Rabbi affet falan bir şeyler deriz aşırı aşırı işte, peygamberin şefaati var şu var bu var. Abi şu bunun bedeli günah bedeli psikoloji bozukluktur. Nisyan verir diyor. Evet, evet nisyan onlar artık şey türevleri. En azından şu herkesin bir mesela 410'de söylüyor sözlerde. Derinden derine bir hissiyat-ı ulvi insanı tahrip eder. Ben de merak ettim. Bu derinden derine ruhu bozuyor. Ruhu bozması için bir anlayış olmaz. Aklı bozar anlayış. Oradan bana yüklenen bir şey var. Timsali sureti.
Peki nasıl olur dedim. Bir güneş düşünün. Bir balık düşünün. Kesif balık. Kokusu sinmiyor. Sigara. Sinmiyor. Adamın düşüncesi taşa sinmiyor mu? Osmanlı'nın yaptığı binada. Siniyor. Şimdi bu kadının dimağındaki düşünceler yayıyor. Dalga yayıyor. Kalbindeki itikatlar yayıyor. Vücudunda ervah habiseler de zaten cirit atıyor. Bir tanesi buna irtibat kursa da tak da ona geçsem. Sana o hastayı okusan tak diye sana da geçer gücün yoksa. Yani bir baktım ki hastalık toplumda niye çok aynı tip? Çünkü aynı tipten kaynaklanıyor mikrop. Yani baktığın anda böyle gözden tak timsali sureti eğer tamponun yoksa tak diye girdi. Onun gibi hastasın, onun gibi düşünmeye başlıyorsun. Gücün nispetinde, sana yaptığı tahribat nispetinde. Sen bakmasan da oradan gelir mi abi yine? Hayır. Bakmayınca gelmiyor. Gelmiyor. Değil mi? Şerbetle bak. Yok. Göz. Temas. 729 miydi abi o şey var yani? Orada diyor ya. Senin doğru mu o Nisalar yuvalarından uçmuş mevzusu var ya. Evet orası. Orada evet. Şey. Orada öse. Çünkü. Celbedir o abi servah var diyor ya. Tabi buralara ben biraz işaret ediyorum. Siz bunları biliyorsunuz diye de. Ama Allah razı olsun. Yok şurada 3 tane şey var. Ama şöyle bir şey de var daha ben. Sen bakmasan bile onlar senin yorunu alır diye. Şöyle bir şey var. Bilirsen ilim onu tard eder cenun. Bildiğin anda bunu. Bakmadın bildin. Yani bakmamanın sebebini tamamen blok ediyor. Yoksa zulüm olur. Sen böyle bunu şey yaptığın halde efendim pat diye girdi. Öyle bir şey olur mu ya konu sağlayarak? O zaman zulüm olur. Yani günah değil ki. Bakmamak günah mıdır ki ruhunu tahrip etsin? Usta diyor ki işte bakarsa diyor. Hasan abi. Yani burası sıcak ya ortam. He. Siz o sıcaklıktan etkileniyorsunuz. Şimdi siz bakmıyorsunuz ama burada haram bir ortamdasınız. Ondan bir etkileşim. Ha şu. Tamam o sirayet. O tamam. Şöyle. Haram bir yerdesin. Evet. Ruhani mesela Osmanlı'nın binasındasın. Cumhuriyet dönemi binasındasın. Ha gibi yani mesela bak. Mutlaka etkilenir. Ama mesela ben kiliseye gittim. Bak o videoyu koymadım. Augsburg'da kiliseye gittim. Götür beni. Abi ben gelmeyelim dedi. Beni götüren tercümanlar. Şey. Niye dedim? Abi ya çok sıkılıyorum dedi ya. Hatta bir buçuk, birkaç gün dedi hiç sıkıntım geçmiyor dedi. Tamam. İyi. Ben giriyorum. Girdim. Sen bekle. Durdum. Niye dedim şey yapılıyor, sıkılıyor. İnanın bunun üzerine yemin ederim. Allah'a yemin şahit yaparım. Yoksa kafir olurum. Yalan dersem ya. Baktım korkunç sıkıntı sardı beni. Lan ne oluyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La te'khuzuhu sinetun ve la nevm. Okumaya başladım. Onlar mefaat olsun değil ha. Rahatladım. Sirayet. Geçiyor. Arkadaşlar biz maddeyi madde zannediyoruz. Yoğunlaşmış şey mi bilmiyorum. Mesela haramda ne varmış biliyor musunuz? Memnu heykel suretler. Baktın. Ya zulmün tacir. Onun yapısı. Ya mütecessit riya. Ya müncemi tevestir. Ne yapar? Ya tılsımdır. Ne demek tılsım? Peki iki nokta üst üste ne demektir? Açıklayacağım burayı. Bu ne? Bu kalem. İki nokta üst üste. Açıklayacağım. Ya tılsım. Celbeder o habis erbahları. Ya tılsım. Tılsım başka bir yerde diyor 258 sözlerde. Şey diyor Kur'an'la tedavi olmak için. Tılsımat-ı Kur'an'ı kullanmak. Yazmak ve okumak. O nedir o? 32 latif nüktelerde de şey diyor. Huruf-u mukatta'yı yazmak veya okumak. Bir de tılsımı burada kullanıyor. Tılsım, ya tılsım. İki nokta üstü sen. Celbeder o habis erbahları. Timsali sureti. Kardeşim güneş mi daha latif insan? Balık mı daha latif? Balık pişiyor veya bir koku, bir gübre kokuyor. Sana siniyorsa. Tamam siniyor.
Güneş mesela sana değiştiriyor. Yapıyı değiştiriyor. Çekirdeği ağaç yapıyor. Onun şeyi ne yapıyor? Günah. Günah senin içine giriyor. Timsali surete giriyor. Ne peki eylemsen ne olur? Abi ya sıkılıyorum. Tabii. Çünkü sıkılıyordu o. O anda yürürken ne hissediyorsa o anda. Mazi müstakbeli yok. O anda çektiğin fotoğraf. Kadın o anda ne hissediyorsa. Kim varsa onun içinde. Seviyesi kadar, seviyen kadar celbeder o habiz ervahları suretle. Her neyse. Arkadaşlar, sirayet dersini bir dinleyin. Bu yazın. Sitede var. Abi, Risale-i Nur hani ahirette korkutmuyor. Bunun günahından bahsetmiyor. Evet. Yani o lezzet içindeki elemi gösteriyor. Elem bu. Elem bu. Elem bu. O anda sen günah, yani günah olmaması önemli değil. Hatırlamıyorsun. Günahtan konuşmuyorum zaten. Ben o cehennem, mehennem benim şeyim. O an seni yakıyor. O anda. Bak baktın. Bakın hemen deneyin. Hemen bir kar. Peki Allah bunun zıttını söylüyor. Benden dolayı bakmadın. Onun diyor lezzeti yani nefsani sonra eleme dönüşecek. Ne kadar lezzet aldınsa onun zıttı kadar elem alacaksın o anda biraz sonra soğuyacak o. Ben onun kalbine lezzet koyacağım ruhani diyor. Arkadaşlar günah diye kaçmamazlıktan yanı sıra onu koyun kulağa. Ama onun o andaki haleti, rüyesi kopyala yapıştır sana giriyor inan bana. Onun için mi bu kadar o kendi eserlerini muhafaza etmeye çalışıyor bu adamlar? Evet bu adamlar. Bizi bir dert etmeye çalışıyor. Evet. İnan. Dikkat ederseniz günahtan bahsetmiyorum ne olur. Mesela bakınca bakıyorum, yalan söylemiyorum. Bak Ömer'i görünce rahatladım mesela, rahatladım. Ben de seni görünce rahatladım da ondan abi. Bakın Allah aşkına niçin sokaktakine benzemiyorsun simanızda? Niçin başkasına baktığında birbirine, ya beni rahatsız ediyor bu adam ya. Engerek yılanı gibi sokuyor bunu gözü ya. Bir tanesi çıktı cenazedeyim, cenaze evindeyim. Hem de X yerde ya, alsın dursun. Odadan çıktı cenaze evinde. Dışarıda mutfakta söylüyor. Bu adam kim? Ne oldu diyor ya. Ne gidiyorsun? Ya o adam kondu. O adam geldi. Sen niye gidiyorsun o adam? O adam çok önemli falan duyuyor. Ya o adam geldi. Ateş bastı vücuduma dedi ya. Ben cenaze evine girdim. Adama ateş bastı. Bastına ben ferahlık basar. Bazı rahatlar. Ya bende sorun var. Ya yamuk benim. Ya yamuk. Yamukluk onda değil. Onun içinde var. Onun adamları tek zannediyorsunuz burada kendini. Tekme oturduğunu zannediyorsunuz. Simadam eli kardeşim bunun kadar latif, saydam, kapsayıcı bir ayna yoktur. Böyle bir şey yok. Bu içeriği dışarıya gösterdiği gibi taşıyor. Aynada ise lavadaki aynada karşılığını görüyor. Çekil bir şey yok. İçini de dışarıya taşıyamaz. Bu suretimi gösteriyor. Bu ise ruhumu gösteriyor. Ruh gösterene bak. Bu da et değil kardeşim. Sima aynadır. Ayna. Sima için söylüyor. Elsinetikum ve elmanikum. Kelam ve simalar. Nasıl bir ayna? Simanın taşınmasına sirayet mi deniyor? Evet. Ona taşınmasına sirayet. Sirayet. Altında ne var bunun simanın altında? Bunun altında Letaif-i Refet var, Dekaik-i Şefkat var, Şuhat-ı Merhamet İlahiye var. Suretin altında ne var? Siret var. Ahlak var, sıfat var. Suret kendisini üçünden bir tanesiyle gösterir. Mehmet söylüyor bir dersinde, hoşuma gitti. Ya diyor, Miraç diyor, Mebde-i Muntah arasındaki hayt-i ihtisanın suretidir. O zaman diyor, suret mecula kadardır. Rekab-ı kalsine kadar. Hayır. Suret daireleme kadardır. Ama suretin içerisinde siret var. Bazen o sureti sıfatıyla gösteriyor. Suretin suret ne demek? Gir içerisine. Siret, ahlak, sıfat. Üçünden bir tanesi. Onun için oraya kadar giden suretin sıfatı var.
suretin altyapısı. Korkunç bir şey. Risale-i Nur baktığın zaman Sehl-i Mümteni iki cümle. Tam izah diyor. Ne izah ya? Küllattan dolaşıyoruz. İşçilik yapıyoruz değil mi bir şeyi? İnşaat yapıyoruz beraber şu anda. Atölye çalışması yapıyoruz. Muzakere ilmeği teşvik eden usta. Muzakere ilmeği. Oysa belki de 10 tane dersi kullanıyoruz iki cümlede. Sirayeti kullandık, simayı kullandık. Aylarca çalışıyorum, senelerce çalışıyorum. Size bir ay, 6 ayda aldığım misallerden bir tanesi bu. Bu böyle, bu da ayna. Bu nasıl bir ayna? Bunun içerisindeki aynanın göz, kulak, burun değil, el, bunun şeyi, uzuvları aynı. Dışarıda o alanı da göz, gelen resim, seyrettiğiniz filmler, baktığınız her şey, kadına baktın, girdi. Müzik dinledi, girdi. Kokladın bir şey, girdi. Tad aldın, girdi. Dokundu, girdi. Ne yaptı? Formatını, uzantısını değiştiriyor. Hayata ve ruha dönüştürüyor. Bu. Burası. İçerisi dedim bir yer yok ha. Bu aynı yer. İçerisi dışarı. Ruh içeride diyoruz. Ne içerisi ya? Bu da yanlış bir tabir. İçi dışı yok. Bardağın içinde su var. Bardak ayrı, su ayrı. Cesedin içinde ruh var deyince ha ceset ayrı, ruh ayrı. Öyle mi? Neresinde var? İçi dedin ne? Öyle bir şey yok. Boyut farklılığı var. Cesedin neresinde ruh? Buzun neresinde su varsa ruh da cesedin orasındadır. Buzun neresinde su varsa ruh da cesedin orasındadır. Odunun neresinde nur varsa ruh da cesedin orasındadır. Kelamın içerisinde ben nerede varsam ruh da cesede oradadır. Simanın neresinde ruhum varsa ruh da oradadır. Hocam ruh cesedi alemi şehadeti ifade etme algılamak için kullanıyor evet, zaten. Anlamak için kullanıyor. Yani ruh her yerde zaten dolaşıyor. Evet. Alemi şehadeti algılamak için cesedi kullanıyor. Evet. Anlamak için cesedi kullanıyor. Algılamayı kullanma. Anlamak için. Doğru. Evet. Anlamak için. Doğru. Yani alemi şehadeti çanak anten gibi. Anlamak için cesedi kullanıyor. Kullanıyor. Ama bu kullandığına ben diyor. Düşünebiliyor musun? Bu kalemle ben yazıyor muyum? Kalemle yazıyor. Adam kaleme ben diyor. Ben bu gözlükle bakıyor muyum? Gözlüğe ben demek ne demek? İşte cesede ben dediği için psikoloji hastası oluyor. Evet. Ben de kastettiği ceset. Haksız temellük. He? Haksız temellük. Halbuki Enes'ini şey yapsa, kendini... Aslını tanısa, aslına seyahat etse... Allah'ı daha iyi tanıyacak. Evet, Allah tanıdı mı zaten bir sorun çözülüyor. Yani Enes'i su içmek. Enes'ini bilen insanlar... Başkasını sevmezler. O enaniyet. O enaniyet. Yani Enes'ini anlayan insanlar hocam Allah'ı daha iyi tanıyabilir. Doğru. İşte şu gelecek daha, gelecek daha yeni girdik. Bu saat ne kadar oldu? Bir saat oldu. Bir saat. Ama Allah hamdolsun. Peki, nasıl yapacağız? Peki, tamam. Biraz da gideyim. Tamam ben biraz daha devam. Daha şunu okuduk. Nefis kendini serbest ve mustakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Rububiyete girmedik. Kaçtım oradan. Mabuduna karşı adavetkârım isyanı taşıyor. Sebebi isyanı yukarıdaki cümleyle örtüşüyor. Kendini serbest, mustakil, bizzat mevcut bildiği için bir yere tabi olmak istemiyor. İzah kendisinde, üstünde. Şu gelecek, şu hakikati derk etmekte ondan kurtulur. Şimdi esas çareye giriyor. Ama dersi bitiyor. Ama olsun bir cümlesini okuyayım. En azından lügat manasını vereyim. Lügat manası kimliktir demiştik. Ya o kelamlar örftir, ya ananeyi taşır, ya tarihi taşır, ya kültürü taşır, ya bir tefekkürü taşır, ya içsel sezişleri, doğuşları taşır. Kelam. Eğer sen o kelamın taşıdığı alemi bilirsen onu yorumlarsın. Onu kim götürüyor? Tanımlama yani harfleri yani şekilleri Kur'an depolar. Peygamber bizi oralara, onun içini doldurur. Onun için ki mesela diyelim ki Sima işte görmüş. Ama bak doldurmaya çalışıyoruz. Biz onu 6 ay 1 sene okuyorsun. Lugata bakmadığımız kelimeye adam senelerce okuyor değil mi? Ha,
içini doldurmak adına. O zaman ne yapıyorsun? Ya bir kelam, nereden çıkarıyorsun bunları? Ya kelam örfü taşır, tarihi taşır, ananeyi taşır, kültürü taşır, ilmi taşır. Bir içsel doğuşları, sezişleri taşır. Kelam tabir. Veya o tabir bir bağdır. Yani iki arabayı bağlarsın, gemiyi limana bağlarsın, yükü sırtına bağlarsın. Bağış, ip. İp ama ne? İp. Devam. Şu gelecek, şu hakikati, Risale'nin bambaşka bir şey. Deli bir şey ya. Böyle okumaya kalkarsan doyamazsın. O 20 defa, 20 seneden beri okuduğun anlamak içindi. Hah, şimdi sezişlere, dönüşlere, aslı seyahatin yeni başladı. 30 senede ben okuyorum. Ha, ben okuyorum. Hem de belki de senden fazla zaman veriyorum. Çünkü benim işim bu. Akşama bu işi yapıyorum. Niçin söylüyorum? Ben ihtiyaç duyuyorsam sen de ihtiyaç duyacaksın. Duymamanın sebebi ruh itiyorsa beni böyle okuma demektir. Risale-i Nur'dan sıkılıyorsa ki mektubatta diyor bir halet var falan gidiyor hepsi sıkıldı bir halet var sıkılmadı. Sonra da çözümü söylüyor. Ha. Eğer sıkılıyorsanız Risale-i Nur okumaktan yöntem yanlışlığınızdan kaynaklanıyor. Ruh diyor ki beni böyle okuma. Ben böyle giremem ona. Şu anda sıkılanınız var mı? Söyle kardeşim. Olabilir ya. Niye sıkılma? Çünkü bazıları değişik fıtratta olur. İşte şu gelecek, şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Ha, derk ederse. Derk. Aklınız bir içselidir. Derk. İdrak. Derk. Şuurla aktif edeyim mi abi? Sıfatın içerisi. Derk, yani şuurla. geleni içeride sentezleyen, tahlil eden. Tanımlayan. Yani kan, bir tüp kan geliyor. Bunun al yuvarları, ak yuvarları. Nedir? Tansiyon mudur? Tansiyon şeydir, mudur? Üre midir? Evet. Üre midir? Ne var içinde? Bu derk bu. Evet, derk eder. Bu şimdi bunları söyleyeceğim şeylerle sistem kurulacak içeriye. 4 tane sistem kuracağız şimdi. Sistem kurduktan sonra labuat vardır. Dışarıdan gelecek seninle tabirle idrardır, gaytadır, kandır. Tamam, parçadır, et parça. Adam kanser midir? Böbrek hastası mı nedir? O zaman anlaşılır. Derk. 4 tane sistem kuracak şimdi. Laboratuvar kuracak. Bunlardan bir tanesi şöyledir ki her şey kendi nefsine mana ismiyle fanidir. Mefkuttur. Mefkut. Mefkut. Mefkut tabii ki şey yapmanız istemeyeceğim sizden. Mefkut zannedilen. Allah Resulü diyor ki insanlar uykudadır. Ölünce uyanacaklar. Biz mevcudatı benim gördüğüm gibi herkes gördüğünü zannediyor. Siz benim gördüğünüz gibi ben kendimi öyle görmüyorum. Herkes aynı şeye bakar, farklı görür. Biz zanlarımıza mahkumuz. Şöyle diyeyim. Nazarında bir memlekete düştü. Şöyle diyeyim. Şimdi biz Kur'an ve hadis bize bir şeyler anlatıyor, tamam mı? Anlatıyor. İman etti. Bir de miraç yapsak bunu biz atayım. Aa! Allah Allah. Fesubhanallah. Yani ya ben böyle bilmiyordum ya. Böyle mi ya? Allah. Resulullah da böyle olmadı. Miraca gittiği zaman bu bilmeler zandı, tamam mı? Gitti. Tabii. Öyle. Öyle olacak. Diyor ki, gördü zaten işte. Evet diyor ki, Allah diyor ki, hiç şaşırmadı, yalanlamadı. Aklı şaşırmadı, kalbi yalanlamadı. Evet, yalanlamadı. Yani zanları bizzat realite gibiydi. Gerçekti. O yani. Yani yalanlamadı. Aa, değil. Allah diyor ki, hiç şaşırmadı, yalanlamadı. Yani zanları bile realitenin ta kendisiydi. Kainat onun için yaratıldı. O kainat... O onun... toptancılık olmadı o. Çünkü o şey, onun için yaratıldı değil. Yani o zanlarının şahidi oldu. Bir baktı ki, ha bu öyle mi ya? Şaşırmadı, heyecanlanmadı, tacip etmedi. Zanlarının kaynağı da aynı yerde çünkü. Evet. Öyle gözüküyor. Zanlı da gerçek. Perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmez diyor ya. Demek ki açık yani. Gibi. Rahmet-i ilahiyenin timsali sureti. Timsali.
ne demek biliyor musunuz? Bu rahmet ilahiyenin timsali diye bir ders yapmış veya 3 tane ders var. Peygamberimize beşiriti var. Koyuyoruz onu kenara. Babadır, komutandır. Tamam, yer içer, namaz kılar vesaire. Onun aynı Muhammed'de rahmet-i ilahiyenin timsali. Tamam mı? Her neyse. Birincisi mefkuttur. Allah Allah. Aldanıyoruz. Sureti hakikat zannediyoruz. Kibrit getirir misin? Kibrit yok hocam. Kibrit olan var mı? Sigara içeniz vardır. Koy, utanmayın, şey yapmayın. Verin bir tane kibrit. Çakmak. Git. Tamam. O zaman bir de tabak getir. Çabuk. Boş tabak. Manyağın birisi bir şey yapacak. Bir şatırma. Ver. Aldanıyoruz. Tabak, boş tabak. Tamam. Biz hep bunu gördük. Affetsin kitap. Kitabın üzerine konulmaz. Ama onu anlatmaya çalışacağım. Bunu hiç ömründe görmemiş. Kağıtta bunu bekler miydi? He? Ömründe hiç ateşi görmeyen kağıda bakarak bunu bekler miydi? İşte biz kağıda aldanmışız. Ahiret onun içerisi. Alev neredeydi? Ahiret de bu dünyanın için aynı yerde. İçi değil, aynı yerde. İçi değil, aynı yerde. Aynı yer. Öyle bir gitme. Çünkü inkışağının inkışafından çıkacak. Böyle bir şey yok. Bitiş karsatadan yok. Gül goncası gibi içi, evet. Alemler. Hiç ömründe alev görmemiş, duman görmemiş. Nasıl anlatacaksın? Kardeşim kağıttır ama aldanma. Nedir bu? Ateş. Gözün görüyor. Bu ateştir. Ne ateş? Ateş kağıdın düşmanı. Kendi düşmanı kendi içinde mi? Evet. Burada 2 tane zıt yapı var. Duman var falan. Hiç ömründe duman görmemiş. Ya kardeşim gidip de gelir mi var Allah'ını sarsın ya. Kafayı mı yedin sen ya? Ne var burada? Burada öyle bir şey var ki bu yoktur aslında. Nedir bu? Bu buradadır. Öyle bir şey ki bu aslında her yerde olandır. Bakma bir yerde olduğuna. Böyle yazıldığına bakma. Yazılamaz. Aslı başka bir şeydir. Bu kilosu var. Onun kilosu yok. Hacmi var. Onun hacmi yok. Göster. Hiç ömründe ateş görmene nasıl anlatacaktım ben bunu? Ahiret budur çıkan. Nuru cennettir. Dumanı da cehennemdir. Kağıt da dünyadır. Ahiret nerededir? Bu neredeyse orasıdır. Hadi yan kardeş. Bugün de böyle bir ders olsun. Eğer günahkar adam da yaş yaprak gibidir, dumanı çok olur bunun gibi. Dumanı çok olur, günahkardır. Eğer kurumuşsa dumanı azdır. İşe yaradı sigara. Hocam onun içindeki gerçeği şimdi çakmak mı ortaya çıkartmış oldun? Evet, çakmak da şeydir, çakmaktır. Şimdi sen bana çaktın. Hocam mesela yine arkadaş şey yapalım. Esasen biz şu an cehennemin üzerinde oturuyoruz. Üzerine oturmuyoruz. Yani şu an üzeri düşün. Şöyle maddi olarak düşünürsek de çünkü manevi şeylerin hepsi burada da yansımaları var. Şu an diyelim 10 kilometre altımız lav. Değil mi? 10 kilometre altımız ateşten bir lav. Lavın üzerinde şu an biz bir cennette yaşıyoruz. Farkında değiliz. Evet. Zaten. O da öyle. Birincisi mefkut. Zanlarımız. Cehennemimizin bir parça, şeyi, laboratuvarın bir parçası. Zan. 2. Hadistir. Hadis. A çekiyor. Sonradan olduğu için yapısı itibariyle değişmeye mecburdur. Değişmeye mecburdur. Biz sabit zannediyoruz. Cehennemimizin 2. temeli. Yani fani baki, tamam, sureti hakikat zannediyoruz. Yaptık. Yani eylemsel şey gitti mi kardeşimiz Arif abimiz? Kitap. İşe mi gitti? Misafir geldi. Tamam. Evet. Şimdi o sormuştu da yani
Bunlar eylemsel dönüşüm ne demek? Yani ben dersten çıkınca ne olacak? Zannediyorum. Bu kağıdı unutmayacaksın da. 25. kare yaptım işte. Bu. Üzerine yazı yazdın. Dünyalıkları kazandın. Resimler çizdin. Villa vardı. Villa yok. Hani ne bileyim? Uçtu. Resimde villalar vardı. Resimler vardı. Kadın resimler vardı. Hepsi gitti. Şükür diyoruz. Ölmek de bu. Ceset. Ölmek bu. Üç. Madumdur. Arkasını alırsanız yoka mahkum olan buz gibidir. Suyu alın buzdan. Hakikati alın dünyadan. Yani batınını alın. Dünya ne olur? Yani suyu alın buzdan. Hakikati da dünyadan alırsan böyle olur. Cehennemin ikinci şeyi. Yani esas kabul edip kışrı lüp zannetmek. Yani ruhunun karşılığı budur zannetmek. Küllü şeyin halikün nelabeçinin şeyi. Ruhun karşılığı. Oysa karşıtı ya. Karşıtını karşılık görüyor. Bu da nefti demiştik. Madumdur. Ne yaptık? Üçüncü. Fanidir. Mefkuttur. Hadistir, matumdur. Evet. Evet. Yani bu alemimizde karşılık bulmayı yorumlanamazsa bu dört tane şey bizim o dört tane ki yeis, hissin zulümatından, kimsesizin vahşetinden, elba habisinin izacatından, o dehşetin vahşetinden dört. Her tarafta dikkat edersen dört böyle. Evet. Ondan evet. Sonra kendini serbest, müstakil, bizzat, ayrıyeten mevcut zannediyor. Peki, biraz uzattık ama şey yapamadık. Esas torbasında neler bulması lazım? Çareyi de inşallah kısmen olmuştur. Ama torbasında aç, fakir, noksan, kusurdan başka bir şey bulundurmaması lazım. Kusura ait de bir ders yapmıştık. Kusuru yöntem itibariyle çözümlemeye ait orada bir malzemeler veriliyor vesaire. Neyse geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. İnşallah yarın da buradayız. Yarın saat 9 muydu Hasan? 8.45'te şeydi. Peki, yarın da bu cinsten ders olsun. Evet, peki. Bu işlenen ders dimada, kalpte ve eylemde karşılığı bulması tarzında işlenirse daha güzel çıktığımız zaman eyleme dönüşmüş dersi dinlemiş oluruz. Vahir davahümenilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.